Hayat böyle bir şey işte çocuklar. Yani insanın bir günü diğer gününü tutmaz. Yani hatta biraz sonra başımıza ne gelecek kimse bilemez. Haklısın vallahi baba. Ben de az evvel köyde başka başka planlar yaparken başıma bunun geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Dur şimdi Canberk. Zaten lafa nereden gireceğimi bilemiyorum. Bir de araya soğuk kaynak yapma. Baba, sen bize ne anlatmaya çalışıyorsun? Ay yoksa kardeşimiz mi olacak? Yok be kızım. Yani insanın hayatta sahip olduklarından bahsediyorum. Yani bir insan ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. En tepedeyken bir insan bir anda tepe taklak olabilir, dibe vurabilir yani. E ben biliyorum bunu. Biz bu sene bunu ekonomide gördük. Maslow'un o hiyerarşisi işte bu. Ne alakası var ya? Bak şimdi baba, hani var ya o Maslow piramidi. Mesela en tepedesin, kendini böyle geliştirme kademesindesin falan. Bir doğal afet oluyor, pat en dibe düşüyorsun. Ne oluyor? Fizyolojik ihtiyaçlar. Yani yok işte yemek sorunu, su sorunu, sindirim sorunu, yok nerede yatacağım. Yani ekonomiden kalmıştım ama bunu anlamıştım. İyi. Bunu anladığın iyi olmuş. Çünkü şimdi anlatacaklarımı çabuk sindirirsin. Çocuklar, bu hayatın gerçekleri var. Hayat hiçbir zaman sizin gördüğünüz kadar toz pembe değil. Bu hayatta her şey insanlar için. Hayır da, şer de Allah'tan çocuklar. Oho! Günün en eğlenceli vaktinde bize hayat dersi vermek için mi çağırdın baba ya? Hamma alçıladın ha. Şimdi bir tane çakacağım, göreceksin alçıyı badanayı. Battık ulan, battık! Battık mı? Baba? Battık diye bağırıyor, affedersin. Ölemiş oğlum. Sen haklıymışsın. İflas etmiş. Ne diyorsun ya? Tamamen mi? Hiçbir şey kalmamış kardeşim. Aman Allah'ım, şu başımıza gelenler. Bak yarabbim. Ah kuzum var. Ah Mustafa Ali var. İşte böyle çocuklar. Şu an yanımızda ne getirdiysek onların sahibiyiz. Başka da hiçbir şeyimiz yok. Tamam ya baba işte olan olmuş. İstanbul'a dönünce toparlarız bir şekilde. Borç harç falan bulur hallederiz. Öyle kolay kolay toparlayamayız. Durum bildiğiniz gibi değil. Evimiz de mi yok artık? Yok. O da satılacak. Zaten çok şehir dışıydı ya. Ben hiç sevmiyordum. Abi. Kızım anlasana ya. Babamı rahatlatmak için söylüyorum. Ne yapayım ben de senin gibi ağlayayım mı? Olan olmuş işte. Yani birimize bir şey olmadı ya. Giden ev olsun. Aferin. Aferin be. Demek zoru görünce adama benziyorsun ha. Herhalde baba. Yani iş başa düştü artık. İstanbul'a dönünce ben zaten ticaret hayatına atılacaktım. Yok, İstanbul'a dönemeyiz. Yani orada hiç şansımız yok. Nasıl ya? Nerede yaşayacağız? Burada. Burası sizin de memleketiniz sonuçta. Köyde mi? Baba annem hayatta yaşayamaz burada. Gider o. Siz %100 boşanırsınız yani. Kesin boşanırsınız. Bir de o şimdi kadın başına nasıl gitsin? Ben mecbur onunla gideceğim. Oğlum ne biçim konuşuyorsun? Boşanmak boşanmak filan. Ağzından yel alsın. Baba abim haklı ama. Annem iflas ettiğimizi öğrenirse bir dakika bile durmaz burada. Gider. Biliyorum. O yüzden sakın ağzınızdan hiçbir şey kaçırmayın, tamam mı? Anneniz öğrenirse her şey mahvolur. Onun tepkisini hesaplayamayız. Bu gerçeği ona mutlaka, ama mutlaka benim açıklamam lazım.